Merhabalar, ben Esra Aysan. Darüşşafaka iz bırakanlarda 1973 mezunu ağabeyimiz Profesör Doktor Yusuf Eradam ile birlikteyiz. Şair, besteci, öykü yazarı, çevirmen, eleştirmen, fotoğraf sanatçısı, akademisyen. İtiraf etmeliyim, Yusuf Eradam bana Sir Anthony Hopkins'i çağrıştırıyor. O çok yönlü, zengin kişiliğiyle adeta yeryüzüne cebinde pek çok hediyeyle inmiş gibi. Yusuf Eradam, Darüşşafaka olmasaydı ben olmazdım diyorsunuz. Bu sözünüzü biraz açar mısınız lütfen? Öncelikle sevgili Esra teşekkür ediyorum. Bu övgü dolu sözlerden sonra bir anti-climax yaşayacaklar şimdi izleyenler. Efendim, şöyle belki görsellerden de seçeceğiniz fotoğraflardan belli olacak ki ben Niğde'nin Bor kasabasında o ünlü karıştırılan Geçti Borun Pazarı Süreç Şeyi'nin Niğde'ye denen yerden geldim. Orada işte evrenin merkezi olduğumu zannettiğim bir anda ablam, büyük ablam Ankara'da üniversite okumaya karar verince önce ablam, arkasından babam, kız başına oralarda ne yapıyor diye. Arkasından da bir kamyona dolaşıp biz Ankara'ya gittik. Ben ilkokul 3'teydim. 3'ü ve işte bir ilkokulda, diğerini başka bir ilkokulda. İlkokulu Demirlibahçe'de bitirmek üzereyken evimize hiç gelmeyen, benim Atatürk'e benzettiğim, hatta baba imgelerimden, keşke babam olsa, babam olsaydı dediğim, ama büyük dayımızın damadı Vedat Mengi bir pazar günü çıktı geldi. Elimiz ayağımıza dolaştı çünkü pazar günleri tıpkı Darüşşafaka'nın teftişe geldiği günkü gibi dağınık, herkes pazar rehaveti içinde. Vedat Mengi ağır ceza hakimi, milletvekili. Bizim işimiz, evimizde ne işi var? Onca yoksulluk varken Vedat Mengi gelmez. Teyzem gelirdi de eşi, oğlu da çok yakın arkadaşımdı Umut. Öyle bir trajik öyküyle başladı. Neden trajik? Çünkü oğlu Vedat eniştem Bedriye teyzem, oğlu Umut'u okula kaydettirmek istemişler. Onlar da demişler ki bu varsıllıkla sizin oğlunuz giremez. Orada da parantez içinde şunu söyleyeyim. Ben anneli babalılar girebilirken ki dönemden yararlandım. O zaten başlı başına bir piyangoydu. Öyle bir ara dönem. Belki yeniden düşünüyorlardır yöneticilerimiz. Sanıyorum düşünüyorlar. Ve dediğim gibi dört kızın, biri ölmüş dört kızın ve annemin arkasından tekne kazıntısı olarak doğduğum için, Değmen Yusuf'uma diye büyütüldüğüm için benim dünyam zaten çok zengindi. Yani hayal gücüm, işte Hint şarkılarıyla toprak damlarda sinema izleyip öyle daha sonra Türk sinemasında gördüğümüz örneklerini ben yaşadım. Düşmedim ama. O yoksulluk içinde Vedat enişte dedi ki 3 gün kaldı evrakı toparlayın. Yusuf başvursun. Ben hiç unutmam Ankara'dan işte İstanbul'a yeniden taşındığım için sınava girdiğim okulun önünden bir kez daha geçmek istedim. Ankara eski adliyesinin arkasında bir okul var. Orada yaklaşık 250 kişi başvurmuştu Darüşşafaka için. Ve işte kazananlar arasındaydım. Bu önemli bir kopuştur aynı zamanda. Bunu sanıyorum hepimiz yaşıyoruz. Bir yuva, sizin o yuvadan ne anladığınız, nasıl gördüğünüz diyorum ya. Yoksulluk ama ben çok zengin yetiştim büyük ölçüde. Annem sayesinde onun beslediği benim beslenme çantamın en büyük yemeği onun sevgisiydi. Ama aynı zamanda da aranan bir kaynaktı da daha sonra bir yuvadan başka bir yuvaya geçtim. Bir de yolcu ederken hiç unutmuyorum virgülsüz bir şekilde babamın beni otobüse bindirirken ki annemin kucağında geldim. 2 bilet alamadık. Bunları acındırmak için söylemiyorum. Koşullar öyleydi ama ben bilmiyorum. Haliyle bir hayat bahşedildi. Sonra bu hayatın önü açıldı. Yani
Ufkum açıldı. Belki o kilitli küçük odadaki babam evdeydi ama evde değildi. Yani eve düşkün değildi. Başka bir ayrı özel bir dünyası vardı onun. Radyosu, televizyonu, spor totosuyla bağlantılı. Haliyle baba sevgisi yoksun ama anne sevgisi de aşırı derecede fazla. Onu sürekli olarak hem ararım hem de bedelini de siz büyüdükçe ödetiyor. O sevginin yoksunluğu 90 yılında trafik kazasında giden annemin yoksunluğu hala. Az önce birazdan söyleşi yapılacak benimle. 1965'e döndüm dedim. Darüşşafaka'da çekindiğim ilk fotoğrafı yolladım size. Oradaki havuzun başında Fatih kampüsündeki üstündeki nilüferler. Daha sonra Oruç Aroğlu hocamın yazdığı bir terim olan nilüfer problemi, sapının çok uzun oluşu, suyun dibine kadar uzanışı, bizim sadece yüzündeki yapraklarını ve çiçeğini görüşümüz üzerine. Hocamın bana öğrettikleri, Oruç Aroğlu'nun bana öğrettiklerinden geri bildirim yapmak üzere nilüfer problemi diye bir yazım da internette bulunabilir. Önemsediğim ilk yazılarımdandır o. Sizin ekoloji üzerine uluslararası çok ciddi araştırmalarınız var. Bunları paylaşır mısınız? Teslim edildiği okulda annesi onu hala gözümün önünde de bırakıp giderken ben ağaca sarıldım. Sonra çam ağacının daha sonra uyuz salgın olmuştu okulda. O aynı çam ağaçlardan düşen böceklerden. Ve biz o yerdeki kabukları ben gördüm. Yani annem gitti beni bıraktı diye arkadaşım Mesut'un annesi Ayten Gültekin'e teslim etti. Ve o bana ikinci anne oldu. Ara sıra evci çıktığımda köfte patatesleriyle, sevgisiyle, oyunlarıyla. Orhan Kemal'in arkadaş ıslıklarını ben o zaman okudum. Koca Mustafa Paşa'daki evlerinde. İşte 45'lik plaklar dinledik derken bağ yollarında şımarık şımarık yürürken sizin söylediğiniz, sözünü ettiğiniz Amerika'da yayınlanan bir makalemdeki ilk paragrafta yer alan cümleyi annem sarf etti. Ben yine tozlu bağ yollarına pufuduk pufuduk plastik pabucumla ki babam kunduracıydı, bize ayakkabı yapmıyordu. Ama bineceğim, yoruldum çünkü. Hani yorulmasam bile şımarırım, bağıracağım. Eşeğe bineceğim diye tutturdum. Eşek yüklü zaten sırtında, daha gidiyoruz. Bineceğim, bineceğim diye bağırınca annem de yürüyeceksin dedi. Bir azarladı ki annemin beni azarlamasına ben çok şaşırırım. Bana dedi ki eşeğin de canı var. Şimdi öylesine büyük bir dönüm noktası ki bu. Yani bir travmanın kültürel zemini altı döşenince, yani yuvadan koptum travmasının altı yaratıcılık olanaklarıyla donandığı takdirde o eşeğin canavardaki canı merak ediyorsunuz. Ve ben oradan şimdi eğer delirmediysem işte antroposen çağının bittiğini ve terimi söylemek istemiyorum şu anda bulduğum terimi. Çünkü ekolojik konularda çalışanların hepsi yeni bir çağ. En son Donna Haraway bir Cthulhu Sen diye bir şey buldu. O da işte gerçi telaffuzuyla yazılışıyla CTH diye başlıyor ama Cthulhu Sen diye böyle TH gibi başlıyormuş gibi okuyorlar. Onu bir kurcaladım. Onun altından Sümerlerden beri Anadolu'ya, Mezopotamya'dan Anadolu'ya gelen kutlu sözcüğü. Kutsalla bağlantısı yok. Arapça kökenli değil. Ku ve kut kökenli. Kutlu sözcüğü, yani kutlu canlar çağını başlatmak istedi. Donna Haraway ve daha çok işte börtü böcek, deniz içindeki hayvanlar, tuhaf tuhaf yaratıklar üzerine inanılmaz keyifli konuşmaları vardır YouTube'da. Onları dinleyin. Çok da şeker bir kadın. Onun kitabından da ilhamla diyebilirim. Çünkü onların hepsi benim hayatımda zaten vardı. Yani hatırlamam gerekiyor sadece. O hatırladıklarım beni beslemeye başladı. Darüşşafaka bunun üzerine İngilizceyi sevdirdi. Ben hazırlık 2'de Shakespeare okudum.
Şimdi öğrencilerime komiklikle anlattığım bir hatıradır. Shakespeare diye bir öykü yazarı okuttular bize diye başlıyorum anda. Böyle hoca şaşırdı herhalde diye. O zaman öykü yazılmıyordu ki ya da Shakespeare öykü yazmadı ki diye. Daha sonra öğrenecektim Hacettepe'ye geçtiğimde. Onun poetik dramalarını okumaya başlayınca anlayacaktım ki bize Derviş Şafak'a da kısaltılmış ve basitleştirilmiş hallerini okutmuşlar. Ben öyle sevdim. Ve 12 yaşında da İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. Yani öğrenmeyi çok sevdim. İnanın bunu da 2004 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Amerikan Kültür ve Edebiyat bölümünde emekli olunca anladım. Ben sadece öğretmeyi sevmiyorum. Bugün öğrendiğimi ya hemen ertesi gün aktarmazsam mutsuz oluyorum. Bir de şehvetle seviyorum. Hem araştırıp öğrenmeyi hem de bunu bir şekilde kullanmak için bir ortam bazen yaratıyorum. Kafam o sizin vurguladığınız çevreci kuramlarla uğraştığı için bu herkes oluyordur. Bu konuda self-centered, ben merkezci bir görüş sahibi değilim. Sizin kafanız neyle uğraşıyorsa evren size bir şekilde onlarla ilgili bol bol veri gönderiyor. Sizin bulduğunuz çevreci soy sürdürümün ne anlama geldiğinden ve edebiyatta geliştirdiğiniz bir kavram olan haiku bilincinden bahsedelim. Çünkü bu kavramlar hem sizi anlatıyor hem de etrafınızdaki insanların ufkunu açarak düşünce gücüne katkı sunuyor. Genocide sözcüğünü biliyorsunuz, soykırım. İsiysiz onun tersi, yani ecological isiysiz, ekolojik, ekolojiyle dostane, onunla paylaşarak. Ben bir de ucuna onun creativity ekledim. Ecological isiysiz, by creativity diye. Dolayısıyla yaratıcılık aracılığıyla, yaratıcı edimlerin, yani evrendeki diğer varlıklara saygıda bulundukça birinci koşulum da ne yazık ki on emirden ilki öldürmeden, onları öldürmeden, ölümlerine yol açmadan bir şeyler üreterek, ürettiğinizi paylaşarak ve ötekileştirmenin formülü de başkalarını, başka varlıkları tanıyın, onlara saygı duyun ve onları neytiri gibi görün. Görmek en doğru sözcük burada. Gördüğünüz zaman ben sınıfta bunu görün diye Neytir'in dediği gibi onları görme hakkınız var sadece. Dediğimde evet hocam herkese olduğu gibi kabul etmeliyiz diye cevap veriyor öğrenci. Kabul etmekle görmek aynı şey değil. Kabul etme hakkınız yok. Ne haddine senin diyorum. Anadolu'daki çiftçinin toprağa tohumu saçarken işte sonbaharda ekin toplamak üzere bu kurda, bu kuşa, bu da bana diyormuş. Yani kendi tabağını en sona saklıyor. Dolayısıyla bu aşkta da öyledir. Hatta yıllar önce iki sanatçı işte 50 yıldır evli olmalarının sebebini böyle açıklamışlardı. Biz hep önce sen diye. Ekolojik açıdan varoluş, bir arada oluşun. O bir arada oluş varken her şeyi birbirimizle paylaşmanın Darüşşafaka'da öğretildiğini, yani annemin bana başka canlıların yaşadığını öğretmesinin ardından Darüşşafaka'da bir ortaklaşa yaşam hazzını da yaşadım. İşte Nazım Ağa hocamızın beni pencereden görüp çamura çivi saplama oyununu görüp beni dışarıya çıkartması, aynı şekilde Mrs. Lovett'ı anmam lazım. İsimleri anmadan geçmeyeyim. Çünkü onlardan da sevgisiz kalan bir çocuğa gelen sevgiyi gördüm. Mrs. Lovett beni özellikle sevdi. Çünkü sınıfa girdiği anda bütün sınıf ayağa kalktı. Kütüphanede ders yapıyorduk. U şeklinde. Ve ben de köşede oturuyordum. Şöyle bir baktı. Stand up, stand up dedi. Ben de ilkokul 5'te başlamışım İngilizce öğrenmeye. Azıcık biliyorum. Öyle mahcup mahcup. I am standing up dedim. Ve oradan çok sevdi bana. Döndü geçti. Why you're small dedi. Ondan sonra beni gezmeye dışarı çıkarttığı ilk öğrenci oldum.
Bu hayatın bana böyle verilişinin orta yerinde 8 yıllık koskoca bir öğretim, öğrenim çok iyi hocaların elinde beslendi. Yani o ruh anneden, doğadan, tabiattan, oradan gelen çocukluk evresi iyi beslendi, doğru beslendi, eleştirel düşünceyle beslendi. Fikirlerimiz soruldu. Şimdi daha iyi olanaklara sahipler. Yetenekleri ölçüsünde, yetenekleri de mutluluk üzerine eğitip öğretiliyorlar artık. Öğrenim oraya. Ama benim de önüm kesilmedi. Ben ağaç kabuklarından sergi yapacağım dediğim zaman, hatta belki yapacağım diye diretmedim de anneme yaptığım çılgınlıkları orada yapamıyordum belki. Ama elimde bunlar var deyince de aa çok güzel deyip cam mekanı açıverdiler. Herkese birer tane verdim. Çok sevdiler. Çok sevdiler benim şeylerimi, yaptığım ağaç kabuklarını. Beni çok sevdiler. Benim yaptıklarımı da sevdiler. Şimdi oradaki ter ter tepinişimi sevinçten gözünüzün önüne getirin. Bir yuvadan başka bir yuvaya geçiş ve o olanaklar. Hayal etmek istemiyorum ben nerede olurdum. O evin içinde başka nereye giderdim? Normal bir okulda, lisede okumaya meraklıydım tabii ki ama bir de seçenekleri, seçim hakkını hep kendim kullandım. Yani bana müzikte de bir kariyer açıldı. Ama yani Eurovision'da 2 kez finale kaldığım zaman çok değerli, sevdiğim insanların kapılarını çaldım. Atilla Özdemiroğlu, Timur Selçuk, Sarper Özcan gibi. Hepsi de aman sakın bırakma dediler. Eğer hocalığı bırakırsan müzikte yürüyebilirsin. İkisi bir arada yürümez dediler. Ben de 12 yaşında Hikmet'le Sungur'a İngilizce öğretmeye başlayarak, onlara not atarak sevmişim öğretmenliği. Haliyle bırakmadım. Ama müzik de beni bırakmadı. Hala besteler geliyor. Hala yeni tasarımlarım var. Ve o yarattıklarınızı hep paylaşarak ve başka varlıkları da küçümsemeden, onların fotoğrafta da çok önemlidir. Fotoğraf çekerken çektiğiniz kişinin, hatta hayvanın, ağacın bile diyorum tırnak içinde vurgulayarak haysiyetini bir aşağılama olmadan çekmeniz gerekiyor. Ağaç bilmez demeyin. Onu işte demiş ya ben hayatımda karıncayı bile incitmedim. Demiş biri de Mevlana o bile deme belki incinir. Teşekkürler Yusuf Eradam. Bir sonraki Darüşşafaka iz bırakanlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hep bizimle kalın.